Bu fotoğrafa bakınca ne hissediyorsun? Peki ya buna? Ya da buna? Fotoğrafta her şey normal gözüküyor, değil mi? Ama fotoğraflara bakmaya devam ettikçe içinde garip bir his oluşmaya başlıyor. Ne olduğunu anlamlandıramadığın bir his. Bir şeyler yanlış gibi. Sanki her an bir şey olacakmış gibi. Gerilmeye başlıyorsun. Fotoğrafta korkunç bir şey arıyorsun. Belki bir canavar ya da bir hayalet ya da tehdit oluşturabilecek herhangi bir şey. Ama hiçbir şey yok. Sadece derin bir boşluk. Hiç beklemediğin bir anda bir şey olacakmış hissi sen fotoğraflara bakmaya devam ettikçe karnını ağrıtmaya başlıyor. Sanki korkunç bir olaylar zincirinin tam da eşiğinde duruyormuşsun ve bu seni en beklemediğin anda yakalayacakmış gibi hissediyorsun. Ne hissettiğini anlıyorum. Çünkü bunu herkes hissediyor. Bu aslında çok yeni bir şey değil. Liminal space deniyor buna. Yani eşikteki mekanlar. Ben bunu zaten böyle bir şey var olmadığını bilmeden önce yaşamıştım. Çok küçükken. Evime ilk internet bağlandığı zamanlarda 15-16 yaşlarımda CS 1.6 ya da 1.5 oynuyordum. Ve internetteki serverlara girip insanlarla oyun oynuyordum. Ama bir gün boş bir server buldum. Oraya girip sadece gezmek istedim. Ama etrafta gezmeye başlayınca içimde garip bir his oluşmaya başladı. Bu alan bana güvenli hissettirmiyordu. Ne olduğunu anlayamadan oyunu kapatmıştım. Sebebini bile bilmiyordum. Beni korkutacak hiçbir şey yoktu. İndi oyun yapımcıları bu korkunun farkındalar. Ve biz de bugün bu korkuyu nasıl kullandıklarını bakacağız. Oynayacağımız oyunlarda jumpscare var mı yok mu bilmiyorum. Sadece gerilime dayalı oyunlar da olabilir. Ya da hiç beklemediğin anda seni korkutacak şeyler de olabilir ama seni boşuna telkin etmek istemiyorum. O başta gördüğümüz şey neydi acaba? Ve niye ağzım yok? Merhaba. Neredeyim? Burası neresi acaba? Kendimi baştan korkutmaya çalışmayacağım. Bunu baştan söyleyeyim. Bu çünkü bir korku oyunu sayılmıyor aslında. Bilmiyorum gerçi neyi sayılıp sayılmadığını şu an ama. Ambiyans sesinde bir değişiklikler var. Bir saniye, bir şeyler oluyor. Bu videoyu kulaklıkla izlemezsen ayıp edersin. Çünkü bu genel olarak sadece görsel ve işitsel gerginliğe dayalı şeyler. Mesela bu ses ne yani? Ve ben ne arıyorum burada? Gerçekten neyi aradığımı bilmiyorum. Sadece bir sessizlik içinde şu ambiyansı dinlemek istiyorum. Ne oluyor şu an arkada? Yok, hayır, kesinlikle yalnız değilim abi. Ben burada asla yalnız değilim. Şu kapıları açmanızı rica edeceğim. Çünkü bir yerlere gitmem lazım bu oyunu oynayabilmek için. Tek gitmediğim şu kapı kaldı herhalde. Hey ya. Ne? Oyun sadece boş bir yerde gezişim olamaz ya. Hey. Kapı kolu yok burada. Aa, vücudum var. Allah'ım, vücudumun olduğu oyunlar hiç iyi bitmiyor. Aha. Lan burası. Ne? Şu an bir tık kafam karıştı. Neyi beklediğimi bilmediğim için sanki farklı yerlerde geziyormuş hissi var üstünde. Abi gerçekten 4 dakikadır burada geziyorum ve hiçbir yere var. Kulaklığım niye böyle duruyor lan? Abi bu oyun benim OKB'mi tetikledi şu an. Bu kapı ne zamandan beri açık lan? Hadi ama bunu şimdi Liminal Space'le falan alakası yok. Bunu kim görse atlamaz ki buraya. Sen bensin. Dilimizi biliyor musun? Ay, özür dilerim. Pardon. Beni duyabiliyorsan bir kere kafanı salla. Nope. Hayır bak bunu beklemiyordum işte. Oğlum ne? Tamam, ben gidiyorum. Peşimden gelmeyeceksin değil mi? Abi sen beni oyunun sonuna kadar takip edeceksin, hayır. Ben bu herifi görmek istemiyorum. Bana karşı hiçbir tehdit olmasa da bir tık arkama bakmaya çekiniyorum. Sen de... Tamam. Sakinim. Şu an hiçbir şey yok ki. Odalarda dümdüz geziyorum sadece. Tek bir sorun, ayak sesleri. Sadece ayak seslerinde birazcık sorunum var. Onun dışında hiç... Ha? Bak, bir tık havalı yürüyorsun. Buna bir şey demiyorum. Hatta yürüme hızlarımız birbirine çok benziyor. Ne var lan? Oyun kapandı. Adam bana deyince oyun kapandı. Of, bak. Anlıyorsun değil mi işte? Şu an anladın değil mi? Liminal Museum.
Liminal Museum. Hoş geldiniz. Bunun ne tarz bir tehlike olduğunu bana lütfen söyleme. Bilmek istemiyorum. Bunu ittirebiliyor muyum lan? Çok alttan gelen bir bas var. Neredeyim ben? Küçük bir alan taraması. Bir barajın dibindeyim. Bu konsepti neden sevdim biliyor musun? Çünkü ses dizaynına önem vermişler. Seni böyle de yakalamaya çalışıyorlar. Bu kulübe çok yanlış. Her kim yaptıysa çok düşünmek istemiyorum üstüne. Abi sağdan soldan durduk yere niye sesler veriyorsun ki? Bunu liminal space... Olanları araştırın. Tamam. Bir Rus askeri şeysiyiz galiba. Buradaki mevzuyu mu araştıracağız? Mevzu neyse. Bunun bir tehlike sinyalini anlamak için Rusça bilmeye gerek yok bu arada. Ve umarım bu şey radyasyondur. Umarım ölümcül varlıklar değildir. Umarım ileride sadece iç kanama yaşar ve ölürüm. Buradaki her şey bana o kadar küçükmüşüm hissettiriyor ki sanki şuradan kocaman bir titan ayaklarıyla gelip böyle üstüme bas çekmiş gibi hissediyorum. Başta anlattığı mevzuyu hatırlıyorsun değil mi? Her şey o kadar aslında normal. Bu iş normal durmuyor ama. Bu ne abi? Ya eğer ben bir askersem elimde kendimi savunmak için minik bir şeyler olur diye düşünüyordum. Ama bu böyle bir küreyle karşılaşacağımı düşünmemiş. Aynen. Sis'e yaklaştıkça kötü şeyler oluyor mu ne? O tarz. Fak boşver. Galiba bunlar bir asker günlüğü. Ve bu küre bu arabayı nasıl bu hale getirmiş hiç düşünmeyeceğim bile. Ya sen neden çukurun tam ortasında değilsin Allah'ım? Allah'ım bu çukura niye giriyorum ben? Hayır çık buradan. Her şey yolunda. Nedense hiç şu sağa solu araştırma hevesim yok. Sadece açılmış yoldan gitmeyi tercih ediyorum. Ve böyle yaparsam... Nedense doğru yola ulaşacakmışım gibi. Neyin sesleri bu? Tamam lan şuraya bir gideyim merak ettim neler var burada. Hey! Ay abi bu sesler bir dakika dur. Ben vazgeçtim. Bu hissi ne zamanda yaşamıştım biliyor musun? GTA San Andreas'ta Easter egg'ler arıyordum küçükken. Çok boş vaktim vardı. Hayalet araba diye bir şey vardı. İnternetten araştırabilirsin. Koca bir ormanda belirli bir alanda doğru şeyleri yaparsan hayalet bir araba görüyordun. Kendi kendini süren bir araba. O arabayı ararken tam da böyle dümdüz normalde böyle bir şey aramasam hiç umurumda olmayacak. Kocaman bir ormanda gezerken bir anda kendi kendimi germeye başladım. Tam şu an hissettiğim şey. Hani dümdüz bir orman. Bana tehlike teşkil eden hiçbir şey olmamasına rağmen nedense her an üstüme bir şey atlayacakmış gibi hissediyorum. Bu evde kimse var mı lan? Yok. Dümdüz evler. Tabii ki dümdüz evler olacak. Başka ne olabilir ki? Tabii kulübenin içinde bir bardak su. Ya da böyle yarı otomatik bir silah bulsam kendimi daha güvende hissederim gibi hissediyorum. Başka bir günlük yok mu abi? Bunlar ne lan? Bunlar ne lan? Kendimi korkutmak yok. Birinci kural buydu. Şu sandalyeye oturabilir miyim? Bunu asla çevirmeye çalışmayacağım bile, hayır. Burada daha önce birileri kalıyormuş herhalde. Şuradan çıkabiliyor muyum? Bir dakika, bu eve girebiliyor muyum? Bu hiç iyiye işaret değil. Bu bir askerin günlüğü abi, evet. Birkaç saattir burada olduklarını ve kendi taburunun yaşadığı garip olaylardan bahsediyor. Yalnız olduğunu, güvenli bölgeye gitmesi gerektiğini ama oranın bile nerede olduğunu hatırlamadığını falan söylüyor. Umarım bu benim günlüğüm değildir. Çünkü hatırlamama mevzusu işin içine girdiği zaman bunları kimin yazdığı hiç belli olmaz yani. Ben de yazmış olayım. Bir şey diyeyim mi? Şu an zerre korkunçluk yok. Buna ben bir sanat eseri diyebilirim. Bunu gerçekte görsem büyük ihtimal tapınmaya falan başlardım. Bunun altına girince beni rendeler mi diye bir hafif de merak etmiyor değilim. Yok tamam, çok trippy şeyler oluyor sadece. Hıy! Allah'ım bunu gerçek sandım. The way. Ne yolu? Film ismi falan mı bu yoksa bu tarafa mı gitmeliyim? Bana bir mesaj mı veriyorsun? Gideceğim yollar bir tık daralmaya başladı bu arada. Abi yolda tamam. Buradan dümdüz gidersem bence bir yere varırım abi. Tamam, bu taraftan gidiyoruz. Ulan burası geldiğim yer değil değil mi? Bir dakika. Oraya... Ha? What? Ne? Asıl radyasyon bölgesine mi ulaşıyorum yoksa? Sonunda atomların birbirinden ayrılmaya başlayacak mı? Ne diyorsun? Galiba şu antenin insanlarda psikolojik, psikodelik etkiler yarattığını söylüyor. İnsanlar gürültüler falan duyuyormuş. Buradaki askeri operasyon galiba bu yüzden çökmüş. Ama
Asıl soru, buradan atlayacak mıyım? Şu an tamamen hayal dünyasında falan mı yaşıyorum? Öyle bir sisteme mi geçiş yaptık? Tamam dur, şuradan çıkabiliyorum, okey. Neyse ki buraya atlayacak gerizekalılar için yol yapmayı da akıl etmişler. Hadi lan! Ve bu sesler gerçekten beni de rahatsız etmeye başladı. Bunun nasıl yapıldığını, detaylarını öğrenmek istiyorum. Hani sadece bir ses duyurarak birilerini germek büyük meziyet bence. Ve ben buradan çıkamadığım için Alt F4 çekiyorum. Bunun normal videolardan farklı ilerlediğini farkındayım. Çünkü bir korku öğesi yok. Bir act react söz konusu değil. Sadece bir şey var bir ortada ve biz de geziyoruz. Ve bu çok hoşuma gitti. Liminal Space diye bir şey buldum. Bu internette oynanan bir oyun ve sadece point and click galiba. Liminal Space House. Sadece seçiyor muyum? Tam buyuz yani bak. Bu Liminal Space mevzusunda tek bir fotoğrafla anlatmak istersen bu olurdu. Hani şu odanın karanlığına bak. Merhaba. Bu beni niye korkuttu? İşte bu beni niye korkutuyor? Bu sanki böyle insanlığın bir zayıflığıymış gibi hissediyorum. Sanki böyle... olmaması gereken bir hata koduymuş gibi. Hey, göz mü lan onlar? Niye duruyorum? Kim geliyor? Yok. Birinin gelmesini istemiyorum. Teşekkür ederim. O odaya bir daha girmeyeceğim. Ne? Leave me alone. Tamam. Sen iste. Tamam lan bir daha yapma. Ben buradan geri gidiyorum. Bu üst katı çok sevmedim açıkçası. Biraz daha şöyle. Ah evet. Yüzme havuzu ve sonsuzluğa giden bir oda. Aynen. Bu keçiye tıklayınca nasıl bir ses çıkacak merak ediyorum. Hello. Hello. Hi. Hello. Buradan kaysak ne olur ki? Hani beyin anlamlandıramadığı şeylerden korkar diye bir laf vardır ya. Şu an tam olarak onun sağlamasını yapıyoruz. Hani şu an yaptığım şeyin kontekstini anlayamadığımda bu beni ürkütüyor. Sadece ürkünç birkaç şey söylüyor ve birkaç şey duyuyorum. Kayıp mı oldum? Git. Tamam. Biraz kayboldum, bana yardım eder misin? Hasta mısın sen? Sana biraz şeker vereyim. O ilaçlar kıza lazımdı lan. Neyse olsun. Bir dahaki sefere. Ağlama, özür dilerim. Hello, sweetheart. Are you sick? Yok, değilim, hasta değilim. Teşekkür ederim. Burada tıklanacak başka bir şey... Ne oluyor lan? Hayır, bunu ben yaptım. Bir dakika, pardon. Bu. Backrooms, recovered footage. Oyun olarak nasıl bir bakış açısı getirmişler onu merak ettiğim için bakacağım buna da. Videoyu tamir edelim. Hadi bakalım. Hey! 10 Nisan mı? 1900 kaçtayız ama onu da bir netleştirirsen orada. Öğleden sonra 3.40 mı? Bugün lan bu. Neyse 1900'ler dediği için şanslıyız. Bugün çekilmemiş en azından. Ama seneler önce bugün tam da bu saatte çekilmiş. Merhaba, bu odayı kim dizayn etti acaba? Ve ışık kaynaklarının ne olduğunu anlayamıyorum. Ama her türlü karanlık olmasından daha iyidir. Hey, burada beni bekleyen bir şey var mı yoksa hani bu sadece sadece acil durumlar için. Şu an bayağı acil bir durumdayım abi. Şu an burada olmam bile çok acil bir durum yani. Ama bunu acil durumlar için bir de acil durum butonu koysanız kapıyı açarım. Nereye gitsem bilmiyorum. Acaba sağdan soldan bir şey çıkacak mı? Oo yo, komple kaybettim şu an nerede olduğunu. Size daha önce hiç duymadığınız bir şey söyleyeyim mi? Eğer bir labirentteyseniz sağ elini duvara koyuyorsun ve bir şekilde labirentten çıkıyorsun. Bak gördün mü? Zoomlamak için scroll. Ay ben bu hareketi hiç istemiyorum ama bu yakından bakacağım bir şey var demektir. Blum.
Kartım yok. Evet. Bu arka odalarda bir kart arıyorum. Bana bir kart bulun lütfen. Çünkü acil durum kapısını kullanmalıyım. Burada açlık ve susuzlukla cebelleşiyorum. Oğlum çok fazla büyük burası. Nereye gideceğim ben? Bu videonun neden var olduğunu şimdi anlamaya başladım yavaştan. Çünkü böyle bir ortama girseydim ve kaçış yolum olmasaydı büyük ihtimal benim de ilk yapacağım iş bunu videoya çekmek olurdu. Hah? Ay. Ne? Bunca zaman flaşım mı vardı? Ay bu oda beni biraz ürküttü çünkü şu an bu bulunduğum yerin bir sitcom olduğunu düşünmeye başladım. Aslında bu mekanın gerçek yüzü böyle bir şeymiş gibi. Şu baltayı alabileyim lütfen. Oh. Baltayı kullanabileyim de lütfen. Bu ağaçlar buraya nasıl geldi? Ne alaka bu şimdi? Ne oldu lan? Nasıl? Hayır yemezler. Burası açık. Yalan söylemeyin bana. Az önce çıktı. Nasıl ya? Ay pardon ben kapadım onu. Yanlışlık oldu. Video niye bozuldu? Ne yaşandı az önce? Hangi zaman diliminden devam ediyorum? Ha? Hala... Hı? Ne oluyor burada şu an ya? Abi bana videonun bozulduğunu söylüyor sürekli ama asla... Hiçbir şey değişmiyor. Hiçbir şey olmuyor. Evet! Bir dakika! Oyunun mevzusu buydu zaten. Ama bunun bana ne kadar büyük bir güç verdiğini farkında değiller. Hiçbir şey olmayacağının gerçeği... Beni korkutmayacaktı. Ama bir şeyler oluyor. Sana demiştim burası karton. Yemin ederim şu an bir sitcom şovunun içindeyim. Ve bana hafif bir Truman Show yapıyorlar. Bok mu lan bu? Bir şey söyleyeyim. Buradan çıktığıma sevindim. Buralarda gezmesi daha zevkli. Kesinlikle biri duvara sıçıyor. Bu taraftan gideceğimi varsayıyorum o zaman. Doğru mu bir varsayımı bu? Şimdi ben bu baltayı aldım. Ama baltayla ne yapacağım? Lan gene aynı yere geldim ben ya. Bir de bu taraftan gideyim. Bir değişiklik olsun. Hayır gidemiyorum tamam. Bir yerlere gidemeyişim nedense böyle oyunlarda hoşuma gidiyor. Bu bir yere gitmem gerekiyor anlamına geliyor çünkü. Belli bir yol var demek oluyor diye düşünüyorum. Artık şu yolları şöyle geniş alacağım biliyor musun? Nedense baktığımda bir şey görecekmişim gibi bir his var içimde. Lan buraya geldim lan yine. Buraya baltayla koyabiliyor muyum? Hayır. Ha? Abi son 6 dakikadır geziyorum burada ve şu VHS efekti ve sesler beni o kadar yordu ki hani psikolojik olarak kötü hissediyorum şu an. Şu baltayı şuraya... Footage corrupted. Hemen. İki balta vurma animasyonu yapamadığınız süreye işinize gelince footage corrupted. Aynen. Bütün mekanı ben geziyorum ama kocaman yer yapmayı biliyorsunuz. Bu hiç mantıklı değil ama bu... Bu masanın burada durması çok saçma. Neyse devam edelim. Ay. Çok karanlık. Hayır. Uy. Mevzu değişti bir saniye. Eho! Allah belamı versin bir şey gördüm. Yemin ederim bir şey gördüm. Bir dakika hayır bak bu anlaşmamıza aykırı. Hiçbir şey olmaması gerekiyordu. Bu duvarı tam kapatamamışsınız bir de. Burayı ben düşürürüm bu arada. Şöyle biraz kenardan baksam bir şey görür müyüm? Bundan niye bir şeyler görmeye çalışıyorum ki? Gördüğüm şeyin ne olduğunu bile anlamadım zaten. Lay 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 lay. Müzik söylemek bana hep yardımcı olmuştur. Ama bütün konsantrasyonumu alıp götürdüğü için bir yerde çok kolay kayboluyorum abi. Lan nereye çıktım oğlum? Ben buraya girmiş miydim ya? Evet lan geldiğim yere geri döndüm Allah'ım. Ne? Dayı? Hangi Squid Game karakterisin sen? Aa ID. ID'yi aldım da. Oha ben şimdi oraya geri mi döneceğim? Şu an beni tek motive eden şey bunu birkaç yüz bin kişinin izleyecek olması. Onun dışında bana bunu yaptırabilecek çok az şey var. Hey! Gizemli varlık.
Bana bir daha görünmeyi düşünmüyorsundur değil mi? Doğru yer miydi burası? Değil mi? Tamam, buradan gelmiştim. Hah, tamam. Oyo. Aman Allah'ım, buradan sonrası yok bende. Bir şekilde artık kendimi sakinleştirmeliyim. Çünkü o kadar uzun süredir buraya odaklandım ve yürüyorum ki minicik bir hareket bana panik atak geçirtebilir. Aa tamam. Güvenli. Selam. Ne haber lan? Bu ne? Açmaya çalıştım ve Vallahi ben yanmadım lan. Oğlum sadece çantayı açıyordum. Şuraya saklansam. O öyle bir oyun değil değil mi? What? Çubuk adam mı lan o? Bu kadar mı? Bu kadar olamaz.